Yalçın Doğan 30 Nisan 2021 T24 Vals ve tango eşliğinde TÜİK ricaları Bunlar neşemizi aldılar, yaşama sevincimizi kırdılar bunlar. Bunlar hayallerimizi çaldılar, yarınlarımızı gölgelediler, güven duygumuzu yok ettiler. Dün dünya dans günüymüş. Televizyonlarda tesadüfen izliyorum olağanüstü bir koreografi eşliğinde valsler ve tangolar, yerli ve yabancı televizyonlardaki görüntüler ve müzik insanı yaşadığı dünyadan kopartıyor, başka alemlere sürüklüyor. Vals, tango, çağların gerisinden akıp giden müzik şöleni. Yine de büyük bir hüzne kapılıyorum. Dünya dans günü, vals, tango, muhteşem koreografi, fonda doğa harikaları. Hüzne kapılıyorum ama hüzün ki en çok yakışandır bize diyemiyorum artık Hilmi Yavuz'un dizesiyle öyle uzak ki bize. O müziği dinlerken, o gösteriyi, o doğal güzellikleri izlerken, içime dolan tedirginlik yerini arkası kesilmeyen sorulara bırakıyor. Biz neredeyiz? Nerede benim ülkem? Benim insanlarım nerede? Neler oldu bize? Her gün bir terslik, her gün bir yolsuzluk iddiası, her gün kural dışı, hukuk dışı bir tutum ve uygulama. İşte o kural dışılıktan yeni ve müthiş bir itiraf düşüyor ülkenin tam ortasına. Vals ve tango bir anda geride kalıyor. Yeniden back to reality, gerçeğe dönüş. TÜİK'te takke düştü. Son iki yılda bu kaçıncı, dördüncü TÜİK başkanı mı? Sayit Erdal Dinçer, TÜİK başkanlarının neden bu kadar sık değiştiğini anlatan bir konuşmaya imza atıyor. Önceki gün mecliste bir komisyonda söz alıyor TÜİK başkanı Dinçer. Verilerin elde edilmesinde maalesef ki kendi elde ettiğimiz verilerle ilgili bir sıkıntım yok ama diğerleriyle elde edilen bilgilerde eksiklikler veya ricalar veya protokoller sonucunda bazı şeyleri yani tam şunu söylemek istiyorum, istenilen boyuttaki tüm veri miktarına ulaşılmayabiliyor. Ne? Rica mı? Ne? Eksiklik mi? Ne? istenilen verilere ulaşılamıyor mu? Birinci elden müthiş bir itiraf bu. TÜİK en başta enflasyon ve işsizlik olmak üzere çeşitli istatistik bilgileri yayınlıyor. O bilgiler her sefer çok tartışılıyor, kimse inanmıyor. Ve şimdi, ricalar yoluyla açıklanan örneğin en başta enflasyon ve işsizlik verilerine müdahale edildiği, değiştirildiği en yetkili ağızdan itiraf ediliyor. Son yılların skandallarından biri daha. TÜİK verileriyle ilgili kuşkuları haklı çıkartan, o verilerin gerçeği yansıtmadığının itirafı. Ayrıca kim ya da kimler rica ediyor olabilir? O rica acaba hangi sözcüklerle, hangi tavırla iletiliyor olabilir? TÜİK başkanlarının neden bu kadar sık değiştiğini anlatan bir açıklama. Ricayı istenen ölçülerde yerine getirmeyen başkanların o koltuktan neden şutlandığını da anlatıyor. Meclis'teki komisyonda istenilen boyutta verilere ulaşılamıyor diye itirafta bulunan TÜİK Başkanı Dinçer. Bu itirafın tarihi 28 Nisan. İtirafı aktaran o komisyon üyesi CHP Ankara milletvekili Gamze Taşcıer. 25 Nisan günü yani o itiraftan 3 gün önce bir törende konuşan aynı TÜİK Başkanı Dinçer. Güvenilir istatistikler ve sağlıklı işleyen bir istatistik sistemi olmadan güvenli bir gelecekten söz etmek mümkün değildir diyor. İstatistiklerde ricalar ve eksikliklerle tam verilere ulaşılamadığını söyleyen, yani güvenli olmadığını belirten başkan, tam ve gerçek veri olmadan güvenli gelecek olmadığını ekliyor. E bu kadar yeter. Şahsım şimdi bu başkanı o koltuktan uçurmaz da ne yapar? Ben vals ve tangolara dönüyorum. Fahrettin Kocanın aşıyla trajikomik devri alemi Salgın başladıktan sonra hemen her hafta basın toplantılarıyla hepimizi aydınlatan gazeteci meslektaşlarıma hele de bu yıllarda çoktan unuttuğumuz gösterdiği sabır ve nezaketle belli bir sempati kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün geçtikçe dökülmeye başlıyor. Özellikle aşıyla ilgili açıklamaları günden güne birbirini tutmaz hale geliyor. Koca'nın sözlerine insanlar artık gülüp geçiyor, ciddiye almıyor ne fena. İşte tarih tarih Koca'nın kendi ağzından çıkan açıklamalar 30 Eylül 2020. 50 milyon doz Sinovac aşısı için anlaşma imzaladık. 21 Kasım 2020. Aralık ayı için 10 milyon doz aşı gelecek. 9 Aralık 2020. Şubat sonuna kadar 50 milyon doz aşı gelecek. Dünyada en çok aşıya sahip ülkelerden biri olacağız. 7 Ocak 2021. Bugün itibariyle 50 milyon doz aşı için kesin anlaşmaya vardık. 10 Şubat 2021. 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşma tamamlandı. 16 Şubat 2021. Aylardır yaşadığımız korku sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. 11 Mart 2021. Aşı programımız muazzam şekilde yürüyor. Sonbahardan önce nüfusumuzun 50 milyonunu aşılamak istiyoruz. 25 Mart 2021. Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşıya erişeceğiz. 28 Mart 2021. Bizde o kadar çok aşı var ki Bosna Hersey'e 30 bin doz aşı gönderiyoruz. 13 Nisan 2021. Haziranda 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek. 14 Nisan 2021. Malum bizde çok aşı var. Libya'ya 150 bin doz aşı gönderiyoruz. Ve 26 Nisan 2021. Sinovac sözünde durmuyor. 2 ay boyunca aşı tedariğinde sıkıntı yaşayacağız ama sonrasında aşı bolluğu bekliyoruz. Fahrettin Koca'nın aşıyla devri alemi ve komedisi bitmiyor. 27 Nisan 2021. Önümüzdeki 6 ay için 50 milyon doz Sputnik V aşısı için sözleşme imzalıyoruz. 28 Nisan 2021 Aşılama duruyor. 6-8 hafta sonra aşıya ulaşmayı umuyoruz. 29 Nisan 2021 Ne hikmetse bir gün önce durduğu ilan edilen aşılama için dün yeniden randevu verildiği bildiriliyor. Aşıdaki bu trajikomik serüveninizi neye borçlusunuz Sayın Bakan Koca? Sorun nerede Sayın Bakan Koca? Bizleri neden sürekli yanıltıyorsunuz Sayın Bakan Koca? Ayıp olmuyor mu Sayın Bakan Koca?